Herkese merhabalar. Hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Küçük küçük minnak minnak misafirlerim var ama video çekmeme engel mi? Hayır değil. Şimdi size aldığım birkaç parçayı göstereceğim. Oo, çok heyecanlıyım. Sizinle paylaşmak istedim. Hemen detaylara geçelim. Maalesef burada sesi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çocuklar o kadar ses yaptılar ki ve bu videoyu yayınlamama kararı aldım. Birazdan yeni videoya geçiş yapacağız ve bir hafta sonra ben herkese yeni videoyu çekmiş var. Oldum. Azide Hobi'ye İyi seyirler. Eve geldiğimde bana bir paket gelmişti. Aslında büyük bir, yani birkaç parça alışveriş yaptım. Onları gösterecektim. Sonra paket gelmişti. Bunu ben kendim aldım. Veleda'dan diş macunu çocuklar için. Bu da şöyle göstereceğim. Veleda tarafından bana gönderildi. Vielen Dank Veleda. Şöyle göstereyim. Böyle bir paket halinde geldi. Yalnız iki tane küçücük ürün çıktı içinden ama yine de güzel bir jest yapmışlar. Teşekkür ederim ben onlara. Herkese merhabalar. Hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Eve geldim ve bir paket gelmişti. Şu iki ürün bana Veleda tarafından gönderildi. Bir tanesi duş için. Bir tanesi de nemlendirici losyon şu. Sitruslu, limonlu. Sitruslu. Ve kocaman da kalın kalın kitaplar göndermişler. Oldu. Vaktim olursa oturur da okurum. Teşekkürler. Danke schön. Vielen Dank. Ve bu da benim aldığım, Betül için aldığım ve benim için çok önemli bu One Fluorid. Fluorid olmaması lazım gerçekten de. Zehir çünkü. Lütfen siz de araştırın. Bir yerde daha ben yayınlamıştım. Sorulmuştu bana. Şöyle söyleyeyim. Betül çok severek kullanıyor. Bir iki kere sıkıyorum. Ben bir gün diş macunlu, bir gün diş macunsuz kullandırıyorum. Her gün diş macunu ben de kullanmıyorum. Ona da kullandırmıyorum. Yani çok gerek, her gün her güne gerek yok. Hatta iki günde bir daha iyi aslında. Yani neyse. Şu anda statif şey kullanmıyorum. Elimi onun gibi kullanıyorum. 50 mililitre. Çok da ferah bir kokusu var. Nane aroması gerçekten çok hoş. Gelelim benim ne aldığıma. Anneler günüm yaklaşıyor. Zaten bunu Snapchat'te izlediniz. Snapchat'ten takip etmeyi unutmayın. Orada her gün mutlaka bir sürü video ekliyorum minnak minnak. Anneler günümden dolayı 4. ayın ilk haftası Betül'ün doğum günü. Benim de anneler günüm. Ve biz kutlamalara, evet, şenliklere başladık. Şimdi bu, ben bambaşka bir şey almaya gitmiştim. Sonra tekrar vazgeçtim. Hep söylüyorum, bu artık kaçıncı video alana kadar ya da herhalde vazgeçeceğim almaktan. Coco Mademoiselle baktım yine. Ya fiyatı çok yüksek maalesef. Yani bir türlü... Hadi tamam ya, ben bunu alayım diyemiyorum açıkçası. Çünkü Betül'ün de şimdi doğum günü yaklaştı. Ona da hediyelerini hazırlıyorum böyle minik minik ufak ufak derken. Neyse, eşim de dedi ki gel sana da bir hediye alayım lütfen dedi. Çok sırar kıyamet. Reddedemedim. Karşılıksız kalamadım. Gerçekten de öyle oldu. Bakmayın, dalga geçiyor gibi anlatıyorum ama. Neyse, nihayetinde ben Dior'dan değil Lancome'dan hipnoz aldım. Kokusu çok böyle... Enteresan bir kokusu var. Yani herkese hitap eder mi? Pek bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Çünkü nasıl diyeyim? Benim diğer kullandığım kokular mesela Acqua di Gio'ya benzemiyor. C'ye benzemiyor. La Vie Belle, Gucci Floral'a benzemiyor. Tatlı ve hafif bir koku değil. Biraz ağır bir koku. Ama niyeyse şu dönemde öyle kokulara gidiyorum. Biraz böyle odunumsu, bazen pudramsı, farklı bir şeylerdeyim. Notalarda geziniyorum kendimce. Neyse, bir tane bunu aldım. Ondan sonra göz makyaj temizleyicisine ihtiyacım vardı. Hatta az önce siz ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama Snapchat'te canlı canlı orada video yapmıştım. Başka bir tane Nivea almıştım. Sonra onu tekrar yerine geri bıraktım ve bu Demacup almaya karar verdim. Hiç denemedim.
Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Şimdi kozmetikle ilgili aslında iki tane daha ürün vardı. Bir tanesi Oje Essence'den. Onları bulursam mutlaka ekleyeceğim videolarını bir taraflara. Ben çok emin olamadım. Yani benim elime mi yakışmadı desem, Oje'nin kendisini iyi değil desem çıkaramadım. İki kat sürünce fena değil aslında. Ay, karar veremedim. İlk defa bir Oje'de böyle oldum. Hani ya severim ya sevmem. Bu biraz tuhaf oldu. Evet, size bahsettiğim ürünler de bunlar. Maalesef o videoları bulamadım ve ben başka bir zaman tekrar video yapıp şimdi ekliyorum bunları. Bu yine Rossmann'dan aldığım. Rossmann'ın kendi ev markası Rival de Loup. Bu. Anti-Age Flaky kapsülleri. Bakım kapsülleri yani. Bunların içinde vitamin A, E falan var. Bir de jojoba yağı varmış. Ben başta çok tereddüt ettim. Acaba dedim, bu jojoba yağı cildimde böyle yağ butonları olmasına sebep olur mu acaba diye. Sonra bir tane kullandım. Kapsül böyle ince kırıyorsunuz. Sonra bütün cildinize yediriyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel. Ben beğenerek kullandım. Gördüğünüz gibi 3 tane. Ve her gün değil yani. 2 günde bir falan kullandım ben bunu. Özellikle cildim bir makyajdan sonra temizliyorum. Ve sonrasında da nemlendirici yerine sadece bunu uyguluyorum. Bir tane kapsül tamamen yüzünüze yeterli miktarda oluyor. Göz çevresine de uyguladım. Çok başarılı buldum. Beğendim yani ürünü. Tekrar göstereyim şöyle. Hani eğer olur da almak isterseniz. Anti-Age Flaky kapsül. Flaky bakım kapsülü. Bakım demek yani. Yedi halt tüp. Bütün cilt tiplerine uygun. O yüzden tereddüt etmeden de aldım. Sonrasında Rival de Loup'un yine kendi markası Rossmann'ın. Bu rujları testlerde çok iyi derece almış. Yani Öko testte miydi? Stuftukvarn testte. Sehr gut ya da guttu. Unuttum şimdi. Aradan hafta geçti çünkü. Videoları bulamayınca. 36 numara benim aldığım. Gerçekten de çok güzel bir rengi var. Benim aynı bu renge benzer Beju'dan vardı. Ama dediğim gibi şey, dudak ürünlerinde ve ojelerde %20 indirim vardı ve onu değerlendirmek istedim. Artı çok da kaliteliymiş yani, testlerden iyi geçmiş. Bir de bu Astor'dan ojeyi aldım. Astor'un ojeleri çok kaliteli. Fırçaları özellikle çok güzel. Geniş, tek sürümde, tek katta kapatıcı özelliği müthiş güzel. Benim bu aldığımın da 502 Creme Brulee. Çok güzel. İki katta da çok güzel. Tek katta da bence gayet güzel. Ama gelelim buna. Bu Essence'in yeni ojelerinden. Yani sevdim mi sevmedim mi hala kararsızım. Aslında bunu sürdüğümde Instagram'a bir bakın. Instagram'daki yazılarımda paylaşmıştım. Fotoğrafını falan göstermiştim. Kararsız kaldım ama bir de şöyle siyah bir oje vardı. Ojeyi doğru düzgün temizlemeden bunu sürmüştüm. Ellerim çok... Yani çok iyi görünmedi bence de. Aslında bana bu renkler güzel yakışıyor ama mat gibi duruyor. Aslında mat değil. Ay, tuhaf. Tuhaf, ben bunu çıkaramadım. Ne oldu? Çok severek, beğenerek aldım ama benim ellerime yakışmadı belki de. Ya, emin olamadım. Neyse. Evet. Neyse, gelelim telefona. Telefonumu yeniledim. Samsung kullanıyordum. Şimdi iPhone SX S6 kullanıyorum. Bayağı bir inceledim, araştırdım aslında. Özellikle 6 ile olan farkları, işte bu biraz daha kalın. Öbüründe mesela yamulma problemleri olmuş. Bunda öyle bir şey yok. 16 GB. En büyük ve benim için önemli özelliği 4K çekimi yapabilmesi. Çünkü ben iMac kullanıyorum ve iMac'te de 4K özelliği var. Yani o benim için İleriye yatırım gibi bir şey yani. Şu anda ben neredeyse 7 yıldır video yapıyorum ve 7 yıl öncesinde başladığımda da HD çekiyordum videoları. Yani benim için kalite, eğer bir şey yapıyorsam bunun iyisini yapacağım, kalitelisini yani. Yoksa yani bu benim hobim zaten, o yüzden. Neyse, ve şey özelliği çok güzel. Parmak izi algılaması müthiş güzel ve çok hızlı.
Hani parmağınızı şey yapıyorsunuz ve 3-4 tane parmağını, ben 3 tane parmağımı ayarladım ayarlarından. Onun haricinde fotoğraf çekme özellikleri falan gerçekten çok müthiş güzel. Fotoğraf çekerken ön tarafında flash değil de ekranın kendisinde bir aydınlatma oluşuyor. O da çok hoş. 3D özelliği var. Dosyalar buradayken böyle üzerine basılı tutuyorsunuz falan. Yani teknik olarak gerçekten hoş bir telefon. Neyse, benim tercih ettiğim de Rose Gold. Ay güzel ya. Güzel ya. Yalnız işte buna kılıf ararken maalesef İstanbul'da olmak istedim. Çünkü çeşitlilik o kadar sınırlı ki ben böyle daha taşlı böcekli, börtü böcekli isterken maalesef seçenek yoktu. Ben de böyle bir tane tercih ettim. İleride bir tane daha alırım herhalde. Samsung'da gerçekten benim çok memnun olduğum bir marka. Samsung'un daha önce birçok telefonunu kullandım ve S4'te fotoğraf çekme açısından yani teknik olarak gerçekten çok iyiydi. Bunun bataryası maalesef biraz telefonun şeyine göre küçük yapmışlar. Yani çok hızlı bitme şeyi var. Şimdi bir hafta oldu telefonu kullanmaya başlayalı ve telefon hakkında biraz fikirlerim oldu. O açıdan güzel. Aldığım gün bu kadar bilgi veremezdim size. Ve artı çok hızlı. Yani sayfalar işte Safari'den ya da internet üzerinde geçiş yaptığınız zaman gerçekten telefonun kendi hızı harika. Sanırım 2 RAM deniyor işte, RAM neyse. 2'ye yakın yapmışlar. Gerçekten telefon harika. Ben Plus istiyordum. Plus. Ama maalesef o 100 euro daha ekstra vermem gerekiyordu. Aman dedim, o kadar da olmasın. Bu da benim işimi harika bir şekilde görürdü değil mi? Güzel. Kamera çekimi çok güzel. Fotoğraf çekimi çok güzel. İnternette sayfalar arasında hızlı geçiş çok iyi. Şurada bir özelliği var. Şöyle yapıyorsunuz. Sayfalar tık tık tık. Güzel. Hadi neyse. Şimdi bundan sonrası biraz daha farklı bir alışverişe kayacak. Bugün DM'deydim hem de. Oradan da neler aldığımı da göstereyim size. Şöyle bir bu sıralarda Allah çok hobidi 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 hamur işleri hop hop hop. Dedim ki bir de bir detoks çayı alayım bakalım dedim. Ve içerisinde de işte ısırgandan tutun limon çubuğu falan filan. Burada yazıyor zaten yeşil çay. Brennessel bren yanmak demek. Isırgan. Citronengras. Limon çubuğu. Limon. Limon kaldım ya. Ben sinir oluyorum böyle de onları. Şu çubuk ne deniyor işte buna? Limon bir şey işte. Anladın sonu. Devam ediyorum. Şimdi. Şu kavanoz kapaklarından aldım. Bunlar 99 sente düşmüş DM'de. Haberiniz olsun eğer hala varsa. Ben bu videoyu yayınladıktan sonra artık 3 gün içinde montajlayabilirsem. Bu arada ocakta da taze süt var. Hemen oraya döneceğim. Sonra makyaj temizleme pamuğu aldım. Bir adet de. Bunu salonda tutuyorum. Oturma odasında böyle içinden bir şey almak için iyi oluyor. Hemen geliyorum. Ay. Şunları da göstereyim. Bunu geçen hafta da almıştım. Bir video çekmiştim ama dediğim gibi SD kartıyı kaybettim. Bulamıyorum nereye koyduğumu ve onun içinde bir sürü alışveriş videosu vardı. Onlar da gitti. Mango bu sıralarda acayip favorim. Hatice Schmidt'i çok severek takip ediyorum. Onu da görmüştüm. Ondan sonra heves ettim, aldım. Ve zencefil, ingva. Ama bunlar da çok lezzetli ama çok yakıyor. Dikkat. Çok yakıyor bunlar. Önceki aldığımda ananas da almıştım. O da çok güzeldi. Ve bu da benim çantam. Katlanabilir çanta. Sonra elden aldım. Snapchat'te yayınlamıştım. Snapchat sayfama da ziyaret etmeyi, yani oradan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok aktifim. Tırnaklarım 2-3'e bölünür oldular. O da neden biliyor musunuz? Ojeden falan değil. Deterjan kullanıyorum ve eldivensiz, yani çamaşır suyu ayarında böyle kimyasallar kullanıyorum bazen. Ve eldivensiz olunca da tırnaklar haliyle alarm veriyor. Ben de dedim ki madem öyle, şöyle güzelinden, renklerinden değil. Gerçekten almak için gittiğimde bu renkler vardı. Yani bana özel yapılmış bunlar. Bunlardan aldım. Little. Bana orta yani. Yani büyük değil, küçük değil. Medium. Ve en son Betül'e de tokat.
Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken işte çantanın burada kapanmış hali, kapalı hali. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.